Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, e, nevasih grubunu okuyorduk. Nevasih grubu dediğimiz zaman, kâne ve ahavatı, inne ve ahavatı, zanne ve ahavatı dediğimiz, yani isim cümlesi, mübteda haberin başına gelip, efendim bunları kendilerine mamül alan yapıları konuşuyorduk. Kane ve kardeşleri Kane emsa esbaha zalle bâta âzab, bu fiilleri okuyorduk. Bu fiillere ait ahkama başlamıştık. Ve tahtasul hamsetül üvelü bi muradefeti sara. Bu nakız fiillerden ilk beş tanesi Sâra manasında da kullanılabiliyor. Sâra'nın manası ne? sayruret, dönüşüm, dönüşüm manası var. Mesela şerh bölümüne geçelim. Yecüzü fi kâne ve emsa ve asbaha ve adha ve zalle. Kâne, emsa, asbaha, adha, zalle. Bu fiillerde caizdir. En tüsta'mele bir mana sara. Sara manasında kullanılmaları. Şimdi biz demiştik ki mesela kâneyi ele alalım arkadaşlar. Ne demiştik? Kâne'de geçmiş zaman manası var. Geçmiş zamanda bir oluşu ifade eder kâne. Ama bakıyoruz şimdi Allah'ta zaman yok. Allah'ta kâne nasıl kullanılacak? Demiştik ki Allah'ta kullanıldığı zaman istimrar ifade eder. Mesela ve kâne rabbüke Kadir'a. Allah geçmişte kadirdi, şimdi kadir değil diyemezsiniz. Ne diyorduk orada? Rabbin kadirdir istimrar devamlılık. Bir de ne mana vermiştik ona? Sara manası. Hani demiştik şöyle bir örnek. Kâne Zeydun ganiyen. Şimdi bu mazi manasına örnek. Kâne Zeydun ganiyen. Zeyt eskiden zengindi, feftakara sonra fakirleşti. Ve kâne minel mugrakin. Şeytan neye dön vekane minel kafirin diyor ayette. Yani asi olunca kafirlerden olmaya dönüştü. Bir dönüşüm var. Önceden kafir değildi. Daha sonra küfre girdi. Kafir oldu. Şimdi böyle sadece kâne değil. Esbaha'da da bu sara manası var. Elha'da da var. Emsa'da da var. Zalle'de de var. Dönüşüm manası. Tek tek müellif bunlara ayet ve şiirlerden örnekler verecek kavlihi teala Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi. Ayetimiz Vaka suresinde geçiyor ve bussetil cibalu bessen Dağlar böyle e, ufalanmış, parçalanmış bir hale geldiği zaman fekanet hebaen münbessen. Saçılmış tozlar haline geldiği zaman ve Tüm ezvacen telate. Böyle durumlar olduğu zaman siz ne olacaksınız? Üç sınıf haline geleceksiniz, dönüşeceksiniz yani. Bunlar olunca dağlar böyle parçalanırken, toz toprak haline dönüşürken, siz de üç grup işte eshabul meymene, eshabul mesheme ve sabikune sabikun değil mi? Bakın burada bir aşamalar ifade ediliyor. Önce kıyamet sahnesi anlatılıyor kıyamet sahnesinden sonra insanlığın ne hale geldiği, ne hale dönüştüğü anlatılıyor değil mi? Bu kâneye örnek. Şimdi buralardaki fekânet fesârat hebâ emmümbetten demektir. Ve küntüm ezvâcen telâteh yani ve tüm ezvâcen telâteh demektir. Tamam. Peki bir başka ayet. Fe asbahtüm bi ni'metihi ihvânâ. Siz onun nimeti sayesinde Efendim kardeşlere dönüştünüz. Önceden kardeş miydiniz? Yani ayette konu edilen Evs ve Hazret kabilesi. Biliyorsunuz Evs ve Hazret kabilesi düşmanlar ve uzun yıllardır savaş içindeler. Yani sürekli savaş halindeler ama İslam'ın gelmesiyle bu birbirine kızan bu savaşçı topluluklar kardeş haline dönüşüyor. Tam dönüşüm manası. Yani İslam'ın o topraklara getirdiği değişim ve dönüşümü anlatıyor ayet. Buradaki fe yani tüm demektir. Siz dönüştünüz bi nimetihi İslam nimeti sayesinde ihvanen kardeşlere dönüştünüz. Bakın şimdi asbahanın asıl manası neydi? Sabah vaktinde olmak veyahut oradaki hemzeyi duhul için yaparsak sabah vaktine girmek yani sabahlamak. Şimdi bakın Esbaha'da üç mana var. Ya sabah vaktine girmek manası var, duhul manası. Esbahar racülü adam sabah vaktine girdi yani sabahladı demektir. Esbaha zeydün gaimen desem, zeyd sabah vakti ayakta oldu demektir. Bunu da anladık ikinci mana. Bir de sara var işte. Fe asbahtum bi diğer iki manayı verirseniz problem çıkar. Siz sabah vaktinde kardeş oldunuz. Akşam gene düşman oldunuz demek olur. Siz sabah vaktine girerken kardeş oldunuz. Ayette anlatılan bu değil. Ayette anlatılan Medine-i Münevvere'de İslam'ın getirdiği değişim ve dönüşümden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki Asbaha'da Sara manasında oldu mu? Oldu. Yine üçüncü ayetimiz konuyla ilgili efendim Nahl suresinden Zalle vechuhu müsvedden. Zalle vechuhu adamın yüzü oldu müsvedden simsiyah oldu. Şimdi konu ne ayette? Ayette konu şu. Bir kimseye cahiliye döneminde eski zamanlarda yani kız çocuklarına değer verilmediği zamanlarda bir adama kız çocuğunun olduğu müjdelenince ve izâ buşşira ahaduhum bil unsa kız çocuğunun olduğu müjdelenince zalle ve cuhu müsvetten. Şimdi zalle'nin manası gündüz vakti olmak demektir. Bak gündüz vaktinde bir şeyin olması zalle. Zalle Zeydun kaimen. Zeyd gündüz ayakta oldu demek. İkinci bir manası daha var. Sara. Çünkü zalle ve cuhu müsveddene bu manayı vermezsek olmaz. Bu gündüz vaktinde bu adam olmuyor. Bu adam gündüz vaktinde bir dönüşüm yaşıyor. Erkek çocuğu beklerken sevinçli bir halde bir de kız çocuğu kendisine haber verilince bembeyaz yüzü simsiyaha dönüşüyor. Yani hani biz beyninden vurulmuşa döndü deriz ya, kan beynine sıçrayınca sonra yüzüne oturunca insanın yüzü morarır. Zalle ve şu müsvetten bu demek. Şimdi bu durum bakın zalle fiili gündüz vakti bir şeyin olması veya dönüşümünü ifade eder. Gece vakti böyle bir şey olursa kimse bunu fark etmeyebilir. Ama gündüz vakti adamın sinirden yüzüne kan oturmasından bahsediyor ayet nedenine ne, nedeni neymiş? Ona senin bir kız çocuğunun oldu denilmesi. Ve <laughs> hüve diyor ayetin devamında. Bir de öfkeli bir halde. Değil mi? Bunu kadına bu suçu isnat edenler de var biliyorsunuz. Niye bana erkek çocuk doğurmadın gibi. Sanki kadın bu çocuğu da yapıyor gibi. Zalle ve çuhu müsvedden yüzü gündüz vakti simsiyaha dönüşür. Kan oturur yüzüne ve huve kazim ve öfkeli bir halde. Şimdi üç fiilimizin sahra manasında kullanıldığını ayetten örnek verdik. ve kale şair. Şair diyor ki bu da emsa fiilinin sayruret manasında olduğuna delil olacak. Şairimiz e, mahbubesinin yaşadığı e, çevreyi anlatırken şöyle diyor. Emset halaen yani emset zâte halâin. Onun yaşadığı bölge bir bomboş bir hale geldi, dönüştü. Eskiden şenlikti, neşelikti, doluydu, bomboşluğa dönüştü. Ve emsa ehluha ihtemelü. Oranın halkı da oradan göç etmeye başladılar, göç etmeye dönüştüler. Eskiden mukimdiler, göç ettiler. Peki ne sebep oldu bunlara? ahna 'aleyha onları helak etti ellezî o şey ki ahna 'alâ lübedin lübet dediğimiz çok uzun yaşayan bir akbaba türü yani lübedi helak eden lübet dediğimiz efendim bu kuşu bu akbabayı helak eden nedir onu helak eden çok uzun yaşıyor 300 sene 500 sene zaman zaman yani 300 sene yaşasa 500 sene de yaşasa zaman onu nasıl hayattan koparıyorsa işte oray, oranın halkı da böyle bir dönüşüm yaşadığı ve orayı terk etmeye başladı diyor. Burada mahalle istişadımız emset fiilidir. Emset fiili gördüğünüz gibi burada iki, e, iki emsa fiili de sayruret anlamında kullanılmışlar. Ve kalel ahar. Bu da edhaya örnek olacak. Şair yine ne diyor bir başka şair? Adha yumazziqu athwabi ve yadribuni e şeybiye şeybi yebghi indi el edeba. Adha yumazziqu athwabi benim elbiselerimi böyle parçalamaya başladı ve yadribuni ve beni dövmeye başladı. E ba'de benim yaşlılığımdan sonra mı yebghi arar indiye benim yanımda el edeba edep arar. Yani bir gençten bahsediyor. Bu genç bu yaşlıya kızmış ve onu dövüyor. E sen diyor beni gençliğimde dövseydin ben sana gününü gösterirdim tabiri caizse. Şimdi yaşlandım sana edep verecek durumda değilim. Sana karşı koyacak durumda değilim. Elbiselerini parçıyor, üstünü başını yırtıyor, vuruyor buna cevap veremiyor. Şimdi bu şiirleri şöyle düşünmeyin. Yani bu bir beyt değil. Bunlar 150 200 300 500 beyitlik şeylerden müellifler kendi istişat istişhat için yani örnek için bir beyti çekip alıyor. Kur'an öncesi şiir, fasih şiir Kur'an'ın fesahatine, belagatine delil kabul edilen yapılardan birisi. İsmailiniz neydi? Selahattin. Selahattin kardeşim. Yani Kur'an öncesi o fasih şiirden örnekler onun için getiriliyor. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki yani Arap dilini öğrenmek istiyorsanız şiirleri belleyin. Çünkü fasih dil, Kur'an'ın orijinal dili oralarda. O Dolayısıyla Kur'an'ın manalarına, o manaların kapsamlarına, ihtivalarına ulaşabilmek için Arap şiiri bizim için önemlidir. Yani burada ne anlattığı şairin önemli değil. Edha'yı Sara manasında kullandığı önemli. Bu bizim için ayetlerde önem taşıyor. Yani evha yani sara yumezzigu etvabi. Öyle değildi önceden. Ne oldu? Neye dönüştü? Benim elbiselerimi parçalayacak bir hale geldi. Edebini kaybetti. Ahlakı bozuldu. Genç birisinden bahsediyor ve beni dövmeye başladı. E ba'de şeybi yenbagi indi el edeba. Yaşlılığımdan sonra mı benim yanımda edep arıyor? Yani ben onu edeplendirecek bir durumda değilim diyor. Şimdi demek ki beş tane fiilimiz var. Kâne, emsa, asbaha, ahha ve zalle. Beşine de örnekler verdik. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de sarâ dönüşüm için dönüşüm fiil olarak kullanılıyorlar. Değil mi arkadaşlar? İsim haber almalarında bir sıkıntı var mı? Yok. Aynı nakıs fiiller gibi yine isim haber alıyorlar. Bak fe tüm ihvanen zalle ve çuhu müsvedden. İsmu zalle, haberu zalle. Fekanet hebaen. Gördünüz mü? Ve küntüm ezvacen. Yani yine aynı ameli yapıyor Nurullah. Şimdi yine e, bu nakıs fiillerin hükümlerinden bir diğeri de ve gayru leyse ve fetiye ve zale bi cevazit temami. Bu nâhıs fiillerden leyse, fetiye ve zale hariç diğerleri tam fiil olarak da kullanılabilir. Ne demek tam fiil? Ey yani el istigna yani el haber. Haber almaması. Şimdi ee, bak ne dedik? Leyse, fetiye ve zalenin dışındakiler. Mesela kâne bazen tam fiil olarak kullanılır. Nereden anlarız tam fiil olduğunu? Haber mensubu gelmez. Mansup bir haber gelmez. Kâne zeydün der sadece. Kâne Zeydun kaimen denmez. Kâne Zeydun kaimen Zeyt ayakta oldu. Kâne Zeydun Zeyt var oldu demek. Mevcut oldu. Kâne bir mana vücide olduğu zaman tam fiildir. Artık lazım olduğu için de sadece fail alır. Mefful almaz. Nahu ve in kâne usratin fe nazratun ila Meyserah. Bak ''Ve in'' eğer kâne olursa, bulunursa, mevcut olursa sizin içinizde zû borçlu bir kimse, darlık sahibi. ''Fenazıratun'' yani ''Fa'leyküm naziratun ilâ meyserah'' Onun eli genişleyene kadar ona mühlet vermek size gerekir. Size lazımdır. Yani mühlet verin diyor ayet. Şimdi buradaki kâneyi nakıs yapsak, ''Zû'' onun ismi olsa haber nerede? yok. Mansup haber yok. O zaman ne diyoruz? Buradaki kâne bir mana vücidedir. Tam fiildir. Haber arama. Ve in vücide zû Eğer içinizde darlık sahibi, borçlu bir kimse bulunursa, mevcut olursa size düşen ona süre tanımaktır manasını veriyoruz. Peki fe subhanallahi hine tumsun ve hîne tusbihun. Fe subhanallah Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Biz onu bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Ne zaman da tenzih ederiz? Hayne <laughs> tümsüne. Akşam vaktine girerken. Akşam akşamleyin deriz ya Türkçede. Akşama girerken lazım fiil. Ve hayne tusbihun sabahladığımızda sabaha girerken Şimdi bakınız eğer bunlar nakıs fiil olsa ne lazım bunlara Nurullah? Haber lazım. Yani akşam vaktinde olmak dersek ne olmak? Haber gerekir. Sabah vaktinde olmak ama ayette haber yok. Demek ki bunların haberi yok. İstigna anil haber var. Haberden bunlar müstahni olmuş. Yani tam fiil olmuş. Yani duhul manasında kullanılmış. Akşam vaktine girmek sabah vaktine girmek. Bu lazım fiildir, tam fiildir. Şimdi burada da şöyle bir incelik var. Şimdi şu tümsünenin vavı nedir? Tusbihune tümsüne. Vavül cema'a terkipte ne oluyor o? Emsanın ismi mi diyeceğiz ona? İşte tam fiil olduğu için, tam fiil olduğu için artık mesela emsa zeydün kaimen. O zeyt nedir? Emsanın ismidir değil mi? Kaimen de haberi mensubudur. Ama tam fiil olunca ona isim denmez tüm faili olur artık. tusbihunenin vav failidir. nakıs değil ki isim haber alsın. Bak deminki örnekte de ve inkâne ne O zü'ye ne diyeceğiz? İsmü kâne demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Fâilü kâne. Li'enne kâne fi hâzihi'l-âyeti min'el-ef'âli't-tâmmeti. Tam fiillerdendir. Tamam? Hâlidîn fîhâ onlar orada ebedi kalacaklar. Ma dametis semavatu vel erdu. Şimdi normalde ma dame fiili nakıs değil mi? Yani o may mastarıyı tevkitiye yapıyorduk. Dametten de devam mastarını alıyorduk. Yani gökler ve yerler devam ettiği sürece Araplar bu cümleyi sonsuzluktan kinay olarak kullandırırlar. Çünkü Araplar dehriyundur. Zamana taparlar. Efendim zamanın sonsuzluğuna inanırlar. Madameti semavatu vel ardu da Arapçada ebediyet sonsuzluk demektir. Birileri bu, bu inceliği bilmediği için ya burada gökler ve yerler devam ettiği sürece diye Allah cennet ve cehennemi bir sona bağlamış gibi oluyor. Gökler ve yerlerin yıkılması bir zaman alır. Demek ki cennet ve cehennemde günün birinde fani olacak gibi saçma sapan bir görüş ortaya koyuyorlar. Bu doğru değil. Çünkü Araplar zamanın kıdemine, sonsuzluğuna inanan bir topluluktur. Onların ahiret inancı yoktur. Kur'an'ın geldiği dönemdeki Araplardan bahsediyorum. Dehriyun derler bunlara. Yani zamanın ezeliliğine ve ebediliğine inanırlar. Ben ölürüm, benim yerime oğlum geçer. O ölür, onun yerine oğlu geçer. Bu sonsuza dek böyle gider diyorlar. Bu topluluk göklerin ve yerin varlığını ve devamlılığını sonsuzluk manasında kullanıyor. Rabbim de o kelamı kullanıyor. Onların bildiği kelamı. Çünkü onlar madameti semavatü vel erduyu sonsuzluk için kullanıyorlar. Manası ayetin böyle. Peki burada madameti semavatü. Şimdi bu es semavat madamenin ismi olsa vel erdu ona atıf olduğuna göre haber nerede? Nurullah kardeşim yok. Demek ki bu madame nakıs değil, tamam mı? Ha, üçünün dışında dedik. Leysa, feti'e vezale. Bu üçünün dışındakiler karşımıza tam fiil olarak çıkabilir. O zaman fa'il alır. Şerhe geldik. Ve yaktasuma ada feti'e vezale ve leysa min hadel babi. Bu babın fiillerinden, bu nakıs fiillerden, feti'e zale ve leysenin dışındakiler. Ait olabilir neye? bir cevazi isti'malihi ta'mmen. Tam olarak kullanılmaya. Yani tam olarak kullanılabilirler. Ve manet temami. Bunların tam olarak kullanılmaları ne demektir? En yestagniye bil merfu anil mensubi. Merfu ile mensuptan isti'na etmesi. Yani merfu alması, haberi mensuba ihtiyaç duymaması. Ke gavlihi ta'ala ve in kana zu usratin fe nazratun ila meysara. Metin okurken bunu anlattım. Fe subhanallahi hayne tumsuna ve hayne tusbihun. Bunu da metinde anlattık. Aynılarını şerhte de müellif alıyor. Halidine fiha ma dametis ve vel ard. Bunu da metinde anlattık. Şimdi bateye bir örnek verecek müellifimiz. Bate'nin tam fiil olarak kullanıldığına ve kale şair şair diyor ki tetavele leyluke bil ismidi veya esmidi veya üsmidi çeşitli şekillerde okunuyor. Bir mekanın, bir beldenin adı. Senin ismit denilen yerdeki gecen çok uzun sürdü. Ve batel haliyyü kalbi bomboş olan kimse geceledi. Velem terkut onun gözüne uyku girmedi ve bate ve o kimse geceledi ve batet lehu leyletün onun gecesi de geceledi ne gibi ke zil airil ermedi gözünde iltihaplı bir hastalık bulunan kimsenin gecelemesi gibi geceledi niye böyle geceledi onun gecesi ve dalike minne be bu bana gelen bir haberden dolayı oldu ve hubbir tühü an benil esvedi. O haber bana benül esvedten geldi. Yani müellif o günün şartlarında bir handa istirahat edecek bir yere gidiyor muhtemelen. Fakat gözüne bir türlü uyku girmiyor ve hatta gözünde iltihaplı ramet hastalığı bulunan kimse gibi böyle gözünde yanmalar, batmalar oluyor. Nedeni de kendisini huzursuz eden, düşmanlarından gelen kendilerine saldıracaklarına dair gelen haberler. Yani özet olarak şair 3 beyitte bunu anlatıyor. Şimdi bak ve batet leyletün batel haliyyü bate bate neydi arkadaşlar? Gece vaktinde olmak. Tamam mı? Gece vaktinde olmak. Bate zeydun kaimen. Ne demek Nurullah? Zeyd gece vaktinde oldu demek. Ama eğer Ba'te zeydün derseniz, kaimen demezseniz ne olur? Gecelemek olur. Şimdi gecelemek mi, gece vaktinde olmak mı? Haberi mensup gelirse gece vaktinde olmak. Haber gelmez sadece fail gelirse, fiil fail olurlarsa gecelemek. Müellif burada bakın üç yerde kullandı ba'te fiilini. Üçüne de haberi mensup getirmedi yani tam fiil olarak kullandı. Peki bir fiilin tam olması veya nakıs olması. Bu, bu nasıl bir istilah? Ne anlayacağız bundan? Mesela hem avamilde olsun, hem izharda olsun. Hem bizim kendi kitabımızda şu an okuduğumuz Şerhi Katruneda da biz nakısı nasıl tanıttık size? İsim alır, haber-i mensub alır. Tamam mı? Yani isimle yetinemiyor. Akşama kadar Kane Zeydün desem bir şey anlaşılmaz kâne zeydün zeyit oldu ne oldu bir şey olacak kaimen oldu gaiden ka oldu dahiken oldu mütebessimen oldu akilen oldu şâriben oldu ya haber gelmeyince mana tamam olamıyor onun için yani haberin mensuba ihtiyacından dolayı efendim ona ne diyoruz nakıs diyoruz ihtiyaçlı tek isimle yetinemiyor merfu ile yetinemiyor Haberi mensup olmadan olmuyor. Ama tam fiiller böyle değil. Mesela ketebe zeydün dediğiniz zaman bir anlam ortaya çıkıyor. Zeyd adındaki vatandaş yazı yazmış. Bunu anlıyorsun. Ama kâne zeydünden anlayamıyorsunuz bunu. Şimdi müellif bununla ilgili bir bilgi verecek bize. Ve ma fesserna bihi et huve sahihu. Tam fiil tanımıyla ilgili bizim yaptığımız açıklama doğru olandır. Yani tam fiil ne demek? Failiyle tam bir mana ifade eden, eğer müteaddi ise beraber değil mi tam bir mana ortaya koyan, zamana delalet eden yapılara efendim tam fiil diyoruz. Nahısta da ne ediyoruz? Aldığı merfu ile tam bir mana ifade edemeyip haberi mensuba ihtiyaç duyan. Bu doğrudur diyor. Bu tanım doğru ama ve an ekferil basriyin. basalların çoğundan şöyle bir görüş gelmiş. Enne ma'na tamamiha. Bir fiilin tam fiil olmasının anlamı delaletuha alel hadeti ve zamani. Hem eylemi gösterecek kitabet, darb neyse hem de zamanı gösterecek. Geçmiş zaman mazide, şu an veya gelecek muzaride. Böyleyse tam fiil deriz diyor bassallar. Ve kedalikel hilafu fi tesmiyeti ma yansibul habera nakısan. Yani <laughs> haberinin nasmeden o haberi nasbedenlere nakıs denmesinin nedeni de aynı gerekçeye dayanıyor bassallara göre. Lime sümmiye nakısan. Basalı alimlere göre, basalların çoğuna göre bunlara niye nakıs denmiş? Fe'ala mehternâhu bu, bizim tercih ettiğimize e, görüşe göre sümmiye nakısan bunlara nakıs denildi li kevnihi lem yektefi bil merfu merfu ile yetinemediği için haber mensuba ihtiyaç duyduğu için ama ve ala kavlil ekterin vasalların çoğuna göre niye ona nakıs deniliyor li ennehu sulibe delalet alel hade hadese delaletten soyutlanmış hadese delalet edemiyor ve tecerrade li delalete zaman sadece zamanı gösterebiliyor. Haberi mensup gelmediği sürece onun için bir anlamı olmuyor. Kâne zeydün demek geçmiş zamanda zeyde bir şey olmuş. Ne olmuş? Hades ne? Hades gayemen haberde. Tamam mı? Bak nakıs fiillerde dikkat edin. Hades yok. Mutlak bir oluş var. Kâne zeydün. Zeyd olmuş. Yahu darp da olmaktır, ket de olmaktır, değil mi nasır da olmaktır, her şey olmaktır. Ne olmuş? Başsalların çoğunluğu diyor ki, nahıs fiillerde hades anlamı alınıyor, sadece zaman kalıyor, onun için noksan. Ama müellifimiz bunu tercih etmiyor. Neyi tercih ediyor? Tam fiil neymiş? Aldığı merfu ile tam bir mana ifade ediyorsa tam fiil. Nakız fiil neymiş? Aldığı merfu ile anlamı noksan. Kâne zeydün. Akşama kadar kâne zeydün desen Hasan bir şey anlaşılmaz. Tamam mı? Evet. Ve sahihu el evvelü. Doğrusu diyor bizim dediğimiz görüştür. Yani aldığı merfu ile yetiniyorsa tam fiil, yetinemiyorsa nakız fiil. Peki. Devam ediyoruz. Nakız fiillerin ahkamına, kânenin hükümlerine devam ediyoruz. Yine me metin, sat. Ve kâne bi cevâzi ziyâdetihâ mütevessitaten. Kâne bazen kelamın ortasında bulunup zâid olabiliyor. Nahvu ma kâne ahsene zeyden. Tamam mı arkadaşlar? Bu fiili taaccübi evvel sıgası. Fiili taaccübi evvel sıgası. Ma kâne ahsene zeyden. Bunun aslı ma ahsene zeyden. Hani ma ahsene hu ve ahsin bihi var ya o. Ma ahsene zeyden. Bu ma Bir mana eyyü şeyin müptedadır. Eyyü şeyin manasında ma nedir? Ahsene güzelleştirdi. Kimi? Zeyden zeydi. Biz buna Kısaca ne diyoruz? Zeyd ne acayip güzel diyoruz. Halbuki cümlenin anlamı bu mübtedadır, bu haberdir, bu da mefhuldür. Ma ahsene zeyden, eyyü şeyin ahsene zeyden. Zeyd'i güzelleştiren nedir de bu kadar güzel olabilmiştir? Araplar taaccüp sığasında yani biz bir şeyden şaştığımız zaman, şunun güzelliğinden şaştığımız zaman aslında kimi ölmüş oluyoruz? Allah'ı. Çünkü bunu güzel yaratan kim? Allah. Zeydi güzelleş Zeyt ne kadar güzel ya diyoruz. Ama aslında cümlenin anlamı ey yüceyin ahsene Zeyden Zeydi güzelleştiren ne yüce bir kudret ki bu kadar güzel olabildi. Tamam mı? Taaccüp ederken Arap aslında Allah'tan taaccüp ediyor. Yani şaşırıyor. Çünkü herkes biliyor ki Zeyt kendi güzelliğini kendisi yaratmış değildir. Zeyt güzelliğini kendi mi yaratıyor? Şimdi şu yapıda şu güzelliliğin, güzelliğin devamlılığını ifade etmek için şu araya Araplar ne koyabiliyor bazen? Bir zait kâne koyuyor. Bunun ameli yok. Şu şu güzelliğin devamlılığını, şu taaccüp sırasındaki o şaşkınlığı, taaccübü ve onun devamlılığını anlatmak için bir zait kâne getiriyor buraya. Tamam bu zait. Bunun ameli falan yok ismi haberi falan yok. İstimrar yani. Ma kâne ahsene zeyden. Zeyd ne müthiş güzel oldu ve böyle devam ediyor güzelliği demektir. Şimdi bu bölümü okuyacağız. Önce müellif bir özet yapacak. Ondan sonra bu zayit konusuna geçecek. Teri dükâne fil arabiyyete alâ telâteti aksâmin. Arapçada kâne üç şekilde varid olur. Üç şekilde karşımıza çıkar. Bir, nâkısatün. Nâkıs olarak bu durumda El-evvelü'nâ el-ûlâ diyebilirsiniz. Fe ile ilâ merfû'in ve mansûbin. Nâkıssa merfû ve mensuba ihtiyaç duyar. Nahru ve kâne rabbuke kadîra. Şüphesiz senin Rabbin her şeye gücü yetendir. Tamam mı? Ve tâmmetün bazen tam olarak kullanılabilir. فَتَحْتَاجُ اِلٰى مَرْفُوعٍ دُونَ mensubin. Bu durumda da yalnız merfuya ihtiyaç duyar. mensup almaz çünkü lazım fiil olur. Nahvu ve inkâne zû Tamam mı? Bunları anlattık. Üçüncü kullanımı da ve zâidetün zâiddir. Fela tahtâcu ile merfûin ve voilà lâ mensûbin. Ve Bu durumda da ne merfuya ne mensuba ihtiyaç duymaz. Tamam mı arkadaşlar? ve şartu ziyadetiha emrani. Tamam mı? Kânenin zayit olmasının şartı iki tane durum, iki şartı var. Ahaduhuma, <laughs> onlardan birincisi en tekûne bil lafzil mazi. Mazi lafzıyla olacak. Hani yekûnü zayit olmaz. Kün zayit olmaz. Kâinün zayit olmaz. Lem yekûn zayit olmaz. Kâne olacak illa. Ve sani ikincisi en tekune beyne şeyeyni mütelazimeyni birbirini isteyen iki şey arasına birbirine lazım olan iki şey arasına girecek hem de o iki şey leysa carran ve mecuran car ve mecur olmayacak yani harfi celle mecur arasına zaidkane girmez ama onun dışında birbirini isteyen iki şey arasına işte sıfat mevsuf hal zülhal mübteda haber gibi taaccup maasıyla fiilin arasına girmesi gibi girebilir. Ke kavlike ma ahsene zeyden. Asluhu ma kâne ahsene zeyden. Asluhu bunun aslı ma ahsene zeyden idi. Fezidet kane burada kane zayit oldu. Beyne ma ve fi'li taaccubi, taaccub fiiliyle ma arasına. Ve la na'ni bi ziyadetihâ enneha lem tedulle ala ma'nen elbettete. Burada kâne zâittir derken hiçbir şekilde bir manaya delalet etmiyor demek istemiyoruz. Tamam. Bak ne dedik? Burada bir istimrara delalet eder dedik değil mi Hasan? Bel bilakis ennehâ lem yu'tebiha lil isnad. Yani isnat için getirilmemiş. Yani ismi ve haberi yok. Kâne zâittir ne demek? İsmi ve haberi yok. Anlamsız, gereksiz, fazlalık demek değil. Burayı anladık mı arkadaşlar? Evet. Taaccüf fiiliyle, mâsı ile fiil arasına. Yine kâneye ait özelliklerden bir diğeri ve hazfi nûni mudâri'i hel meczûmi haldeki kânenin nûnunun muzâri'den hasfedilmesi, kısalık için. Ne zaman vaslen, vasıl halinde, geçiş halinde olacak bir inlem yelkaha sakinün kendisinden sonra sakin gelmeyecek. Ve la zamiru nasbin muttasilun veya muttasıl mensup zamir gelmeyecek. Böyle durumlarda arkadaşlar bu kânenin yani yekün var ya kâne yekünü onun cezim halinde düşebiliyor. Bak lem yekün illezîne keferu düştü mü? Düşmedi. Ve lem ekü beğiyyâ. Aslı lem <laughs> ekün Nerede onun düşüyor? Caiz ama şartları var. Beş tane şartı var. Tamam mı arkadaşlar? Beş tane şartı var. Şimdi bu meselenin şerhine geçelim. Tahta sukane bi bir umurin. Kane'ye ait birçok özellikler vardır. Çünkü arkadaşlar Kane Arapçada en yaygın kullanılan fiillerden birisidir. Çünkü manası umumi, geneldir. Olma, oluştur. Kev, oluş her fiilde vardır. Nasara'da da yardımın oluşu vardır. Ketebe'de yazmanın oluşu vardır. Onun için bu kâne fiili oluş yani temel bir hadese delalet ettiği için çok fazla kullanılır. Efendim ve dolayısıyla Araplarda da bir şey çok fazla kullanılınca ne olur? Ona ait bir takım Özel hükümler ortaya çıkar. Genellikle bunlar hazifle ilgilidir. Çok kullanıldığı için dilde sağından, solundan, ortasından, başından bir takım haziflere konu olabilir. İşte bakalım kane'de de böyle bir durum var. Öncelikle ne dedik? Tahta su kane bir umurin. Kane'ye ait bir takım özel durumlar vardır. Minha bunlardan birisi meciu hazai deten zait olarak gelebilmesi ve takat deme. Bunun açıklaması geçti az önce. Ve minha ikinci özellik hazfu ahiriha kânenin sonunun hasfedilebilmesidir. Ve zâlike bu da ne ile olur? Bir hamseti şurutin. Beş şartlı olur. Bu beş şart toplanırsa o yekûnünün nun düşer. Ve hiye bu beş şartın birincisi en tekûne bi lafzil mudâri'i. Muzari lafzıyla gelecek. Yani kânenin nunu hasfedilmez. Kânenin nunu hasfedersek Muhammed ne kalır geriye? Kâ kalır sadece. O da bir anlamı olmaz. Mazide hazif yok. İlla muzari olacak. Heh. İkinci şart. Ve en meczûmeten. Yekûnüden de olmuyor. Heh. Meczum olacak. Tamam mı? Meczum olduğu zaman nasıl okuruz? Lem yekün. İşte o nun sakin nun düşebiliyor. Üçüncü şart. Ve en la tekûne mevkûfen aleyha. Vakıf halinde olmayacak. Eğer orada durulacaksa nun gelecek. Ama geçiş halindeyse hasfedilebilir. Ve la muttasileten bi damiri nasbin. Şimdi geçiş halinde olacak. Kendisinden sonra illa bir kelime gelecek. Ha. Ama o kelimede muttasıl mansup zamir olmayacak. Vela bir sakinin sakinde olmayacak. Örnek. Böyle bir örnek var mı diyeceksiniz. Bu kadar ağır şartlardan sonra var elbette. Velem ekü beğiyya. Şimdi lem ekü. Şu ekü kelimesinin aslı neydi? Ekünü. Şimdi bu başa lem gelince bu lem ne yaptı? Şunu cezmetti. Ne oldu? lem ekun oldu. İki sakin oldu mu? İki sakinin bir arada bulunması Arapçada caiz mi? Değil. İltika sakineyni def etmek için ne yaptık? Şu vavu attık. Ne oldu? Lem ekün. Doğrusu bu. Lem ekün oldu. Şimdi şartları tek tek uygulayalım. Birinci şart muzari mi? Muzari. İkinci şart Meczum mu? Lem ile meczum. Üçüncü şart vakıf halinde mi? Bağıyya geliyor. Bağıyya değil mi? Vakıf halinde değil. Kendisinden sonra kelime var. Tamam. Üçüncü şart. Peki birleşmiş mi? Yani şu ekünden sonra zamir gelmiş mi? Muttasıl mansup zamir. Mesela ekün hü, ekün ke gelmemiş. Bağıyyen kelimesi gelmiş. Dördüncü şart sakine bitişmiş mi? Bağiyen harekeli. İşte o zaman şuradaki nunun hasfı caiz. Lem ekü bağiyen. Tamam mı? Olay budur arkadaşlar. Beş şart toplanacak. Bu beş şart ezberleyeceksiniz. Ya yani bunlar zihninizde her an hazır olacak. Bakın şimdi örnekler vereceğiz. Nun hasfedilemeyecek. Velem ekü bağiyya asluhu ekunu en uzak astı değil mi? Fehudifetid dammetü buradaki damme hasfedildi lil cazimi başına lem geldiği için ve hudifetil vav vav da hasfedildi lis sakineyni iki sakin toplandığı için anlattım bunları ve nunu buradaki nun da hasfedildi için? bunun niçin hasfediliyormuş lit tahfifi tahfif için 5 tane şart yerine geldiği için nun düştü. Peki bu 5 şart yerine gelirse bu nunu hasfetmemiz gerekiyor mu acaba? Hasfedilebilir, caizdir. Vacip değil. Rabbim velem ekün bagiyya da diyebilirdi ama böyle gönderdi bizi hasfetmiş. Velem ekün bagiyya. İşte onu söylüyor şimdi müellif. Ve hadel hazfu caizün. Bu caiz olan bir haziftir gerekli, vacip değil. Ama vel hadfanil evvelan ilk iki hazif va, e, vacibani vaciptir. Mesela şurası ekunu idi ya ekunu ekunu idi. Şimdi lem gelince burası ne oldu? Şu dammeyi atmak bu cezim nedir? Vaciptir. İltikai sakine, ne oldu. İltika sakininden bu vav atmak nedir? Vacip. Vel hadfanil evvelani önceden yaptığımız ilal işleminde yaptığımız iki hazif vacip. Ya bunların konumuzla alakası yok. Önemli olan şu nunu atmamız. Beş şart toplandığı için. Peki ve la yecuzul hadf fi nahvi lem yekunilladine keferu min ehlil kitabi. Şimdi soracağım size. Ben tahtaya yazacağım bu ayeti. Bakalım hangi şart tutmadığı için burada hazif yapılamamış. Diyor ki ve la yecuzul hasfı caiz olmaz şu ayette. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi. Lem yekun bak lem yekun ellezine keferu ila Lem yekun ellezine tabi ida hurrike sakin hurrike bil kesri Lem yekü nillediğini okuduk. Lem yekü nil sakine bitişmeyecekti. Lem yekü nil bak şu şeddeli lamın birincisi cezimli sakin. Halbuki şu nunun hasfedilmesi için ne demiştik? Beşinci şart. Beşinci şart sakin gelmeyecekti. Peki diğerine geçelim. Niçin burada <laughs> efendim hasfedilemiyor? Li ittisali sakini biha. Zaten bak müellif kopyayı veriyor size. Sakine bitiştiği için diyor. Dolayısıyla fehiye bu efendim nun, lem yekündeki nun, meksuratun kesrelenmiştir. Li eclihi, o sakinden dolayı. Şimdi bu sakin, bu da sakin. Okuyamazsın ki geçemezsin. Geçemeyince ne yapıyoruz? nuna geçebilmek için bir kesre veriyoruz. İza hürrike sakin hurrike bil kesri kuralından dolayı. Tamam. Dolayısıyla fehiye bu nuna kesre verilmesi müteasiyetün kesrelenmiş nun bak artık hareke almış. Müteasiyetün ne yapıyor? İsyan ediyor. İsyan müteasiyetün asi oluyor. Karşı çıkıyor. Alel hasfi hasfe benim harekem var diyor ya. Ben öyle boş bir nun değilim. Sakin değilim. Hürrike sakin, hürrike bil kesir kuralı gereği bana hareke verdiniz. Beni öyle atamazsınız. Harcayamazsınız beni diyor. Fehiye <laughs> müteasiyetün alel hazfi. Hazfe karşı çıkıyor. Niçin? Li <laughs> kuvvetiha bil hareketi. Hareke ile kuvvet bulduğu için. Şimdi madem kendisinden sonra sakin gelince bu sakin kalamıyor mecburen iza hurrike sakin kuralı gereği buna kesseyi verince nun efelenmeye başlıyor. Ben artık diyor hocam hareke aldım güçlendim beni kolay kolay harcayamazsınız diyor ve harcatmıyor kendisini. Onun için sakine bitiştiği zaman bu nun ne yapamıyor? Düşemiyor, hasfedilemiyor. Peki şimdi bakalım gelen örneği nasıl değerlendireceksiniz? Vela yani velâ yecûzül hazfu hazıf yine caiz olmaz. Fi nahvi şu örnekte in yekunhu felen tusallata aleyhi. Bu bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer o oysa yani o deccal senin zamanında çıkarsa felen tusallata aleyhi sen ona musallat kılınmayacaksın. Yani korkma. Sen onunla bir mücadele yapmayacaksın diye buyuruyor. İn yekünhü yekünhü felen tüsellet aleyhi ila ahirihi. İn yekünhü şunun bak muzari meczum hangi şart yok sizce burada? Bak bak bu hü terkipte ne oluyor arkadaşlar bu hü? Yani terkipte ne oluyor? Meful mü? Mefhul mü? Haberi mensup demek istediğiniz değil mi? Heh. İn yekün hü ismi mahsuf zamir hü mensup haber. Mensup haber. Peki ne olmuş mensup haber? Zamir muttasıl olmuş. Şimdi burada bakın in yekühü yekühü desem telaffuzu zor. Dikkat ediyor musunuz? İn yekühü yekün hü telaffuz daha açık in yekün Onun için ne dedik? Eğer yekünden sonra mensup muttasıl zamir gelirse yine nun hasfedilemez. Tamam arkadaşlar? Niçin burada hasfedilemiyor? Littisali damiril mensubi biha. Kendisine mensup muttasıl yani o haber bitiştiği için. Ayrıca şu da bir gerekçe ki ve damairu zamirler teruddül eşya ila usulha eşyayı aslına çevirir. Tamam mı? Yani tabi tabi kural bu. Yani bir şeye zamir bitiştiği zaman o şeyi aslına döndürür. Şimdi bir şartımızda neydi arkadaşlar? Örnek vermediğimiz bir şart ne kaldı? Vakıf halinde olmama meselesi. Yani duruş halinde lem yekünde de duruyorsan ne yapmayacaksın? Nunu atamazsın lem yekün de duruyorsan. İlla geçiş olacak ama sakine geçmeyecek. Harekeliye geçecek, muttasıl zamire geçmeyecek. Harekeli bir şeye geçecek işte. Ve lem ekü beğiyyen. Bak ba harfine geçtik. Şartlardan bir tanesi de temel şart neydi? Duruş, vakıf halinde olmayacaktı kelimemiz. Şimdi kurallarımızdan bir tanesi de neydi? Bak şurada. Ve en la tekûne mevkûfen aleyha vakıf halinde duruş halinde olmayacak. Yani olacaktı geçiş halinde. Ama geçerken neye geçilecekti? Sakine değil. Harekeli bir harfe geçilecekti ve o da zamir muttasıl olmayacaktı. Hatırladın şartları sayıyorum. Velem ekü ba'ya geçilmiş ekü be. Yani muttasıl zamir değil, sakin değil, kelime vakıf duruş halinde değil. Şimdi şura buraları anladık ama siz şunu bana sorabilirsiniz. Mesela vakıf halinde niye nun hasfedilmiyor? Duruş halinde hasfedelim. Velem ekü ekün at nunu velem ekü. Bak velem ekü deyip duralım ama bagiyen gelmeyecek bak. Duracağız diyorum vakıf hali diyorum. Tam olacak velem ekü deyip duracaksın bagiyen gelmeyecek. Şimdi bu caiz değil. Niye caiz değil? Biraz karışık burası onu açıklayacak müellif. Ve la fil mevkufi aleyha. Dedik ki şartlardan birisi de mevkufun aleyh olmayacak. Yani vakıf halinde olmayacak, vasıl halinde olacak. Nas ala zalike İbn Haruf'un Haruf adındaki alim bu kuralı kesin olarak koymuş. bunun kural olduğunu beyan etmiş. Ve <laughs> Bu da güzel bir kuraldır. Niye? Li ennel fi'lel mevkufe aleyh. Çünkü üzerine vakfedilen bir fiil. İza dakhalehul hazfu. Eğer onun başına bir cazim gelip kendisinde bir hazif gerçekleşirse ve bunun neticesinde de hatta baqiya ala harfin vahidin ev harfeyni. Tamam mı? Bir veya iki harf üzere kalacak olursa ve cebel vakfu aleyha bi haiz sekti. Ona haiz sekit ile durmak gerekir. Ne demek istiyor? Arkadaşlar bununla ilgili birkaç fiil yazalım. Mesela veqa veqa muzarisine gelir yaqi yaqi müfret müzeker muhatabı teqi gelir değil mi? Emri hazır yapalım buradan Nurullah. Kıy. muzaret muzarat harfini at. E, mecrum olduğu için cezim alameti olarak y'yi de at. kı. E, bir harf olur mu? Olmaz. Böyle yerlerde ne yapıyorduk? Ha sekt getiriyorduk. Yani o ok, görünür ama okunmaz. kı. Çekimini yap. kı. kıya ya. Bak burada iki harfe çıktığı için ha üsek gelmesine gerek yok tesniyede. Gı, kıya, Qu. Nerede geçiyor? Gu, gu enfüseküm ve ehliküm naran var ya. Ya eyyühellezine amenü, Qu enfüseküm ve ehliküm naran. Burası. Gu, koruyun. Gı, kıya, Qu, gı, kıya, kine. Sadece müfrette geliyor, dikkat edin. Çünkü tek harf üzere burada kalıyor. Şimdi bir başına cezim geldiği için sonu düşen ve tek harf üzere kalan kelimeleri Arap ne yapıyor? Ha üsret getiriyor. Başka örnek verelim. Mesela ve'a ya'i Va ve'a muzari Ta'yi emir hazır yapalım. T'yi at sonu cezimden düşsün ne kaldı? ay ne diyor Araplar burada? İh. İh. İya'u. İya'ine. Demek ki burada ne anladık? Cezimden dolayı sonu düşen bir kelime eğer tek harf üzere veya iki harf üzere kalırsa bak iki harf üzere kaldığı zaman da aynı şeyi yapıyorlar. ha sekt getiriyorlar. Mesela Ve'a ya'i. Ya'i, lem getir, lem getirince ne olur? Cezim olarak illet harfi düşer, lem ya'i, iki harf üzere kaldı, lem ya'i. Buraya daha yüksek getiriyorlar. Görünür okunmaz, lem ya'i denmez. Yazıda bir ha, lem ya'i, bak lem ya'i zaten ağzından çıkıyor o. Lem ya'i deyip kesemiyorsun. Fakat burada ha set getirilmesi caizken o tek harf kalınca vaciptir. O ayrı mesele. Ama neyi öğrendik şu anda biz Nurullah? Neyi öğrendik? Arapçada bir şekilde bir kelime iki veya tek harf üzere kalırsa cezimden dolayı sonu cezmedildiği için onun sonuna Araplar bir şekilde ha getiriyor. Doğru mu? Doğru. Bunu unutmayın. Felem yekü Şimdi bizim lem yek kelimemiz bir menzileti lem ya'i. Lem ya'i menzilesindedir. Şimdi bu yapıyla lem yekünü kıyaslayacak. Bizim lem yekün kelimemiz var değil mi? Lem yekün. Sen şimdi lem yekün cezme olmuş değil mi? Sen diyor vakıf duruş halinde eğer bunun nununu düşürelim dersen bu ne menzilesinde olur? <Gülüş> lem ya'i veya lem yaqi <Gülüş> ve ga yaqi ve a ya'i lem yaqi lem ya'i lem yekü. Tamam mı? Bunlar ikinci baptan, bu birinci baptan. Yani ölçü olarak bunların ölçüsünde. Tamam, anladık. Fel vakfu alayhi bi i'adati al-harfi alladhi kana fihi evla min harfin Şimdi şuralarda iki harf üzere kalma mahzurundan dolayı biz bu mahzurdan kurtulmak için ne getirdik Mehmet Hoca? Ha sekt getirdik değil mi? Eğer burada da böyle bir mahzur yok mu? Bir, iki. Bu da iki harf üzere kaldı. Burada da ha üç sekt getirmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ya niye hauset getiriyorsun diyor. Bu kelimenin kendi harfi var ya. Bunların bir har bunların harfi illet harfi. Bu illet harfi bundan dolayı düşmek zorunda. Bu illet harfiyle bu birbirine zıt. Çünkü bunlar nakıs fiil olduğu için tamam mı? Lefifi mefruk olduğu için ve ya vaka ve şu sonlarındaki ya lemden dolayı düşmek zorunda. Ama bundan dolayı şu nün düşmek zorunda mı? Hayır. Nun'un lem yekûnü idi aslında ya ötre düşmek zorunda. Nun değil. Madem benim burada bir harf getirmeye ihtiyacım var o zaman ha sekt getirmek yerine ben buraya bunun kendi harfini getiririm. Yani netice hasfedemezsin. Vakıf halindeyse. Şimdi onu söyleyecek müellif. Bak ne diyor burada? fel vakfu aleyhi. Bu lem yeküne vakıf yapmak ne ile? Bi iadetil harfillezî kane fihi Kendisinde olan o harfi iade ederek. Bak kendisinde olan o harfi nunu iade ederek vakıf yapmak. Evla daha evladır, daha üstündür. Minicitilâ bi harfin lem yekün. Olmayan, Ha, ha üset, bu kelimenin kendi harfi değil. Olmayan bir harfi getirmekten daha evladır. Ya o zaman biz aynı şeyi lem ya'ide de söyleyebiliriz. Lem ya'inin, lem yakinin yağları var. Ha üsek getirmek yerine o yağları getirelim hasfedilen yağları dersen ona cevabım var diyor. Ve la yuqalu mithluhu fi lem ya'i. Bu söylediğimizin benzeri lem ya'ide geçerli değil. Niye? لِأَنَّ اِعَادَةَ Çünkü orada lem ya'ide, bakın şurada لِأَنَّ اِعَادَةَ Burada ya'nın iade edilmesi, madem iki harf üzere kaldı, iki harf üzere kalmak uygun değildir. Tek harf veya iki harf üzere kalması uygun değildir. İlla bir harf getireceğiz. Getirelim, hasfedilmiş ya'yı getirelim. لِأَنَّ اِعَادَةَ الْيَاءِ Şu yağın iade edilmesi تُؤَدِّي Götürür nereye? ila اِلْغَاءِ cazimi Cazim olan lemin efendim işlevsiz kalmasına götürür Lem var cezmedemiyor. Lem ne yapar? Sahih fiillerde hasfı hareke yapar değil mi? Ve yani sonu sahih olan fiillerde harekeyi düşürür. Sonu illetli olan fiillerde lem ne yapardı? Cezim alameti olarak illet harfini düşürecekti. Sen yayı buraya getirirsen lemi işlemsiz bırakmış olursun. Lem amel edemez. Olmaz. Ama bi hilafi lem yekün. Bu durum lem yekünde yok. Niye yok? Fe innel cazime. Çünkü buradaki lem yani lem yekündeki lem. Tamam mı arkadaşlar? İktaba hazfe dammeti. Nunu hasfını değil, dammenin hasfını gerektirmiştir. La hazfe nuni. Nunun hasfını değil. Yani şu nunun hasfını lem gerektirmiyor ki. Çünkü bakın saftaki nakıs ile nahivdeki nakıs aynı şey değil. Saftaki nakıs sonu illetli fiil demek. Tamam mı? Ama nahiv ilmindeki nakıs bu nakıs fiiller. Kâne. Şimdi kâne nakıs fiildir. Sarf açısından ama irap açısından kâne nakıs değildir. Son, sonuna bakar. İrap sona bakar. Kâne. Yekûnü. Bu fiil sahih işlevi görür. Yekûnü. Len yekûne. Lem yekûn yani damme alır, fetha alır ve hasfı hareke alır sonu. Eğer e, sonunda illet harfi varsa yani mesela nakıssa, lefifi makrunsa, lefifi mefruksa o zaman o illet harfi düşer. Hani kaneye illetli fiil diyoruz değil mi? Ecvef illetli fiil. Ya o sarfî bir tanım. İrab açısından son harf önemli. Son harf illetli mi değil mi? Mesela va'ade. vade fiili sarf açısından nedir? İlletli bir fiildir, misaldir. Va'ade. Ama nahib açısından sahihtir. Sonunda dal harfi var. İraba engel bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada neyi anlattı müellif kısaca? Kânenin sonunda, muzaresinin sonundaki nun düşebilir. Doğru mu? Doğru. Beş tane şartı var mı? Var. Bu şartlardan bir tanesi de kelimenin vakıf halinde bulunmaması mı? Evet. İşte bunun gerekçesini anlattı. Niye vakıf halinde bulunduğu bulunmayacak? Eğer vakıf halinde bulunursa hasfedilemiyor. Çünkü vakıf halinde bulunduğu zaman nunu hasfedersek kaç kelime kalıyor? İki harf. Lem yekü. Araplar iki harf kullanmıyor. Mecburen bir harf getireceğim. Kardeşim madem bir harf getirmeye mecbursun o zaman hasfetme ya. Ha-ü getirmek yerine hasfetme. Aynı şeyi lem ya'ide, lem e, yakide yapamıyoruz. Çünkü orada hasfettiğimiz ya'yı iade edersek lem işlevsiz kalmış oluyor. İşin özeti bu. Biraz nahim felsefesi yaptı müellif. Daha iyi meseleyi anlayın diye. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi Rabbim bu dil üzere Kur'an-ı Kerim'ini, son evrensel kitabını gönderince e, dil bilginleri Allah'ın vahyinin mesajını daha iyi anlayabilmek için dili bütün edebiyatıyla bütün yönleriyle araştırıyorlar ve kurallar oluşturuyorlar. Bu kurallara diyorlar ki münasebatun tülkeru ba'del Yani dil oluştuktan sonra zikredilen, ortaya atılan bir takım alakalardır bu kurallar. Yoksa Araplar bu kuralları bilip de dili ona göre kullanmıyor. Arap gih diyor tek harf üzere kaldığı zaman bir H getiriyor oraya tamamlamak için. Ha sekit diyoruz. Bunu her yerde görünce dilciler bunu kurallaştırıyorlar. Mesele bundan ibaret. Yoksa bu kurallar var. Araplarda veka yakının emri hazırını gı yapmış. Öyle bir şey yok. Bunlara ne derler bu kurallara? Söyle. Münasebatün tüdkeru ba'del vuku. Yani dil oluştuktan sonra Muhammed dil oluştuktan sonra Ortaya atılmış bir takım kurallar, kaideler, münasebetlerdir bunlar. Aslında kurallar e, Arap'ın e, dili anlaması için değil. Elbette onların anlaması için de bazı çocuklar için kurallara ihtiyaç duyulabilir. asır ku, Asıl kurallar bizim için. Şimdi bakın kuralların oluştuğu yerler nereler? Basra, Kufe, Bağdat. Mekke, Medine değil kuralların ulaştığı kuralların oluştuğu merkezler Mekke Medine değil. Dil ekolleri, Arap dil ekolleri nerede arkadaşlar? Basra, Bağdat, Küfe buralarda dil ekolleri var. Bu niye böyle acaba? Çünkü Mekke Medine'de fasih konuşan halkın bu kurallara ihtiyacı yok. Zaten konuştuğu dil ile o günkü dil ama bugünkü dili kastetmiyorum. O günkü dille zaten Kur'an'ı anlıyor. Peygamberimizin sözlerini anlıyor. Kim anlayamıyor? İşte bizim Türkistan tarafından gelen, efendim Çin tarafından gelen, bu taraflardan gelen insanlar. Bunların Arabistan'a giriş kapısı neresi? Basra, Bağdat, Küfe. Dil mekteplerine orada ihtiyaç var. İlimler ihtiyaca binaen doğar. Onun için dil mektepleri orada doğuyor. İnsanlar orada önce inandıkları kitabın dilini bir öğreniyorlar. Ondan sonra dili iyice öğrendikten sonra geliyor Mekke'de, Medine'de ilim tahsil ediyor. Tefsir, fıkıh, hadis. Yani sebebi budur. İhtiyaca binaen doğuyor bunlar. Kendiliğinden olmuyor. Şimdi arkadaşlar önemli bir konuya geldik. Bu kânenin yerine başka yapılar geçebiliyor. Ve bu kânenin isim ve haberinde veya kendisinde bir takım hazifler olabiliyor. Burası epey uzun bir konu. Burayı önümüzdeki derse bırakalım inşallah. Lillahi'l-Fatiha.